Abdullah'a gidelim. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin hemen yerleşkesini göreyim. Abdullah, neredesin sen? Neredesin? Hanım, Bardakçı Köyü'nün sahilindeyiz. Biz çalışmalarımıza burada devam ediyorduk. Ve tamam. Buraya hemen gördüğünüz tarafa, sahil bandına polis ekipleri geldi. Gidelim ve yanlarına. Orada bir delil bu. Gidelim mi? Oraya kadar bir yaklaşalım yanlarına mı? Yanlarına gitmememiz konusunda uyardılar. Yaklaşalım en azından. En fazla bu kadar. Ha, bu kadar mı? Tamam. Biraz yaklaşalım. Orada bir ize rastladık. Biraz yaklaşalım. Çok fazla tam izin vermiyorlar, anlıyorum. Ama en azından böyle biraz daha yaklaşalım. Bir yandan da sen anlat. Nizamettin Bey yanlarında mı şu anda? Nizamettin Bey aslında bizim yanımızdaydı. Biz Nizamettin Bey'i genel olarak yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bir şekilde acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Yanımızdayken polis ekipleri tarafından çağrıldı. Ve olay yerine götürüldü. Şu anda gördüğünüz üzere Nizamettin Bey de götürüldü. Tamam. Bir tespit yaptırıldı kendisine. Ve yine polis eşliğinde kaldığı yere doğru götürüldü. Şu anda polisler ve orada çalışma yapıyor ve olay yeri inceleme de az önce oraya dahil oldu. Ben orada evet, dahil oldu. Ben şu anda bilgiye göre, Abdullah, orada olay yeri inceleme ekiplerini görüyorum ve beyaz önlüklü. Sen gördüklerini anlatır evet. mısın? Sen daha net yakındasın tabii. Bir gördüklerini anlat lütfen. Ne görüyorsun? Didem Hanım, orası yavaş yavaş kalabalıklaştı. Önce 6-7 kişilik bir polis kuvveti vardı ve gittikçe kalabalıklaştı. Ben nedir diye defaatle sorduğumda şu anda bilgi veremediklerini söylediler. Ve hemen akabinde olay yeri inceleme polisleri de yanlarına dahil oldu. Ama edindiğim bir takım istihbarati bilgilere göre Rojin'e ait olup olmadığını bilmiyoruz ama bir kıyafet örneği olduğunu biliyorum. Aldığım bilgiye göre. Ama şu anda net olarak net bir bilgi, oradan ne buldular, neyin üzerine yoğunlaştılar tam olarak söylemek, şurur demek doğru değil aslında. Ama çalışmalar bir dakika, da zaten gördüğünüz gibi devam ediyor. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi günlerce orada, dün Sayın Vali de açıklama yaptı, Ozan Balcı da açıklama yaptı. Özel bir birim oluşturulduğunu söyledi. Şimdi bu arada üzerinde önlüklü olan olay yeri inceleme ekiplerini görüyorsunuz sevgili izleyiciler orada. Bir köpek var, köpeği görüyorsunuz. Baba Nizamettin Bey de oğluyla beraber orada zannediyorum. Şimdi orada kızımıza ait işte bazı delilleri işte değerlendirerek kızımızı bulmaya çalışıyoruz dediler. Şimdi bu arada yani kızımıza ait bir kıyafet ya da işte bir terlik ya da bir şey buldularsa o zaman kızımız nerede? Kıyafetleri oradaysa. Yani ben de onu anlamadım. Eğer kızımızı öldürüp göle attılarsa, göle atmaları için de bir 100 metre kadar yürümeleri gerekiyor. Biliyorsunuz sevgili izleyiciler, onlara da söyleyelim Abdullah. 100 metre kadar içeri girmeleri gerekiyor. O zaman sonradan kıyafetleri getirip sonradan mı oraya koydular? Yani evet. Yani tabii biz şu anda şunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim, orada bir şey bulun ya, olay yeri inceleme ekipleri geldiğine göre, babayı da çağırdıklarına göre kayda değer bir şey var ve bir şey bulmuşlar ama ne bulduklarını bilmiyoruz. Yani bakın orada bir inceleme yapılıyor, fotoğraf çekiliyor ama bir insan yani uzaktan baktığımıza göre bir şey yok. Yani Nari'nin bedeniyle ilgili bir şey yok, sadece bazı galiba emareler ya da bir şeyler mi buldular? Kıyafet mi buldular? Babaya da bunları tanıyor mu diye babaya mı sordular acaba? Sen anlat Abdullah. Yani muhtemelen Didem Hanım dediğiniz gibi oldu. Yani Rojin'e ait bir herhangi bir eşya parçasından şüphelendikleri bir eşya parçası olabilir. Belki bir takı ama ben daha çok eşya giydiği bir kıyafete dair bir bilgi edindim. İlerleyen dakikalarda devam net olarak bilgi edineceğiz. Siz de dediğiniz gibi bu arada Van Gölü'ne girdikten sonra 100 metreye kadar sığ. Esasın. Ama işte günlerdir orada arama yapılıyor. Günlerdir orada arama yapılıyor. Yani şey köpekler orada arama köpekleri oradaydı. Sonar cihazları arandı. Yani AFAD geldi, sahil güvenlik geldi. Emniyet özel birim oluşturdu. Böyle o kumları böyle resmen didik didik yaptılar. Sonradan mı acaba kıyafet midir bilmiyoruz ya da sahile mi vurdu? Ama öyle bir akıntı yok, öyle bir şey de yok. Çünkü 100 metre ileride göl derinleşiyor. Yani çok enteresan.
Didem Hanım, aslında çalışmalar her gün devam ediyor. Mesela bugün de hemen üniversitenin sınır bölgesindeki dere yatağında özel eğitimli köpeklerle aramalar yapıldı. Diyarbakır ve Erzurum'dan gelen kadavra köpekleriyle aramalar yapıldı. Gün boyunca sahil bandında da devam etti bu aramalar. Bu aramalar esnasında bir bulguya rastlandı ki bir anda orası kalabalıklaştı. Şimdi olay yeri inceleme medya yanlarına çağrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri orada buldukları şeyi dokunmuyorlar tabii ki ve fotoğrafını çekiyorlar. İzliyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Şu an canlı görüntüler. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yurdunun hemen sahilinde, tam o üniversitenin orada olduğu yer mi, sınırları içinde mi, dışarıda olan bir yer mi Abdullah? Birinci sorun bu. İkincisi de gördüğümüz kadarıyla o buldukları şeyi artık neyse delili fotoğraflıyorlar, belgeliyorlar olay yeri inceleme ekipleri değil mi? Tabii onlar şu anda delilleri belgeliyorlar. Bulunduğumuz yer hemen üniversite kampüsünün, bakın arkadaşım, kameraman arkadaşım da göstersin koordinasyon merkezini. Oraya yaklaşık bir 300 metre mesafede yine sahil bandında. Yani Bardakçı Köyü'nün sahil bandı diyebiliriz tam olarak. Ama üniversiteden yani burası uzak. Bulunduğumuz yer Bardakçı Köyü'nün. Yani üniversitenin sınırını geçiyorsun. Tabii. O telleri geçiyorsun. Tellerin ilerisi. Tabii. 300 metre kadar. Aa. 300 metre kadar geçiyorsunuz, doğru, evet. Yani Rojin oraya kadar yürüdü mü acaba? Görelim, ekiplerden hiç gözlerimizi ayırmayalım. Biraz daha, çok da fazla yaklaşmana, biraz daha yaklaşabilirsek eğer. Yani çok uzağız çünkü. Yani şu anda kameraman arkadaşım kamerayı böyle zoom, yani ne deniyor ona teknik olarak, katlıyor mu? Evet. Katlamada, yani bayağı zoom'un ötesinde de bir şey, katlayarak bayağı bir uzaktasınız. Bir 50 metre daha yaklaşalım Abdullah, 50 metre daha yaklaşalım. Ergün de yaklaşsın 50 metre daha. Yaklaşıyor musunuz? Yürüyor musunuz? Şu an yaklaşıyoruz. Yaklaşalım. Dur dedikleri yerde dururuz. 50 metre daha yaklaşalım. Çünkü yani kamera katlayarak, o yüzden biraz daha net bir şekilde görebiliriz. Anladığım kadarıyla yani babayı da çağırdıklarına göre Rojin'e ait bir işte kıyafet, sen diye istihbarat almışsın. Bir takı olabilir, işte Rojin'e ait bir parça olabilir, bir başörtüsü olabilir. Başka şey olabilir ama kıyafetlerin orada bulunması çok şey anlatır. Yani buralar çünkü didik didik arandıysa bir kıyafetleri getirip sonradan koymuş olabilir yani. Akıntı yok ki gölde o tarafa doğru, sahile doğru var mı akıntı? Dalga yok, bir şey yok. Değil mi Abdullah? Tabii genelde akıntı zaten sağ taraftan sol tarafa doğru, benim gözlemlediğim ve edindiğim bilgiye göre. Yani o tarafta bulunması gerçekten çok ilginç. Herhangi bir şey bulunmuşsa eğer. Çünkü akıntıya göre ters bir yerde kalıyor orası. Şu anda da devam ediyor orada gördüğünüz gibi. Evet, yani babayla konuşuluyor mu? Buradan sonrasında devam edemiyoruz Didem Hanım. Tamam, peki babayla konuşuluyor mu? Baba yok, babayı şu anda oradan uzaklaştırdılar, babayı. Alıp başka bir yere götürürler. Baba şu anda orada, sadece şu anda kalabalık var. Yetkililer mi var? Orada şu anda orada bulunan kısımda sadece yetkililer var. Polis ekipleri var. Başka da kimse yok. Hemen bak şu yeri de gösterebilirsin. Abdullah, ben şunu anlamadım. Babayı oradaki delilleri gösterdikten sonra babayı olay yerinden uzaklaştırdılar mı? Babayı yaklaşık bir 15 dakika kadar yanlarında tuttular bu gördüğümüz yerde. Bir takım bilgi alışverişi yaptılar. Tespit çalışması muhtemelen. Ondan sonra yine polis eşliğinde baba kaldığı yere, yani üniversite kampüsündeki koordinasyon merkezine doğru götürüldü. Şu an halen orada. Yani şu an gördüğünüz yerde sadece polis ekipleri çalışma yapmakta. Polis ekipleri şu anda. O zaman babaya bir şey gösterdiler ve babayı da alıp koordinasyon merkezine doğru götürdüler. Doğru mu? Götürdüler ve yanında da polis eşliğiyle beraber. Yani bir süre bizimle kalması lazım babanın dediler. Peki. Şöyle bir şey yapalım. Sen koordinasyon merkezine doğru, kameraman arkadaşım Ergün burada kalsın. Ergün kulaklıkla bizi duyuyor mu arkadaşlar? Tamam. Abdullah sen lütfen kameraman arkadaştan bir uzaklaş. Tabii ne kadar daha çekecek ama Abdullah hibrite alın arkadaşlar. Abdullah bir koordinasyon merkezine doğru gitsin. Hibritte mi? O zaman Abdullah sen koordinasyon merkezine yürür müsün? Gider misin? Bize orada baba ne yapıyor? Bize onu bir anlatır mısın? Bir hızlıca sen koordinasyon merkezine geç lütfen. Ergün görüntü vermeye devam etsin. Ergün görüntü vermeye devam etsin. Sen de koordinasyon merkezine geç lütfen. Yani o zaman baba... Arkadaşlar ben bir şey yazdım size, bir bakar mısınız? Bunu bakıp hemen bir yanıt verir misiniz bana lütfen? Tamam, lütfen siz onu halledin lütfen. Bu arada
Yani şu anda bakın sevgili izleyiciler, orada sanki olay yeri inceleme ekipleri, Van Emniyet Müdürü de ve Sayın işte Vali de, Sayın Ozan Balcı da, onlar da herkes yoğun bir şekilde bu olayı aydınlatmak için özel ekip kurulduğunu söylemişlerdi. Sayın Vali de dün söyledi. Hatta dalgıçların da çalıştığını söyledi Sayın Vali. Sayın Vali dün şöyle enteresan bir şey daha söyledi. Dedi ki, hemen o bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Yani yerin bayağı bir altına, bir balçağa falan da bakabilmek için bütün deliller inceleniyor. İşte her yerde çok yoğun bir çalışma yapılıyor. Ama daha dipteki taramaları yapabilmek için, böyle gölün dibine doğru tarama yapabilmek için Çanakkale'den sonar cihazı da getirildi. Dolayısıyla ilerleyen günlerde daha da net şeyler söyleyebileceğiz dedi. Ama benim gördüğüm kadarıyla burası... yani kızımızın telefonlarının, bir yandan onu gösterir misiniz? Telefon, kulaklık, işte cep telefonu, kulaklık, keki ve su şişesinin bulunduğu yere 300 metre uzaklıktaki bir yerden bahsediyoruz. 300 metre, yani kızımız buraya kadar mı yürüdü? O sırada arkadaşlar şunu da bir yapın. Evet, aynen. Ondan sonra yani orada 300 metre kadar uzağa kızımız dalgın bir şekilde yürümeye devam etti. Ama ben size dün gösterdim, saat 18.30 gibi yayının sonlarına doğru zifir karanlık bir şeyden bahsediyoruz. O kadar zifir karanlık bir yerde kızımız, yani cesur bir şey, kızımız olsa bile. Şimdi oradan ayrılıyorlar olay yeri inceleme ekipleri. Bir ellerinde bir poşet mi var arkadaşlar? Bir poşetin içerisinde fotoğraflar çekildi, belgelendi. Ayaklarında galoş var, görüyorsunuz. Olay yeri inceleme ekipleri. Ve şu anda da bir şey var. Kamera var. Kameralarla belgelendi. Gördüğüm kadarıyla elinde, Özgür doğru mu görüyorum Pınar? Elinde, evet, bazı deliller kağıt torbaların içine kondu. Ve oradan delilleri, her şeyi aldıktan sonra olay yeri inceleme ekipleri, babaya da bunlar gösterildi. Ellerinde de biliyorsunuz galoşlar var. O delillerdeki en ufak bir DNA kızımıza ulaşmak için nereye doğru gidiyorlar? Yukarı doğru mu gidiyorlar yoksa? Ay, evet, mahalleye doğru, yukarı doğru şu anda ayrılıyorlar, çıkıyorlar. Buldukları delillerle ilgili bir DNA çalışması yapacaklar kuşkusuz. Bunlarla ilgili orada kızımıza ait olduğu değerlendirilen bir kıyafet dedi. Bir kıyafet olabilir, bir başörtüsü olabilir, bir çorap olabilir. Ya da o terlikler, o biraz sonra görüntüleri de ekranlara getireceğim. Yani kızımızın son görüntüleri de annesiyle konuştuğu sırada, kız kardeşiyle görüntülü konuştuğu sırada yurdun dışına çıktığı görüntüler var. Bakın orada bir deliller bulundu ve bulunan delillerin de Rojin'e ait olabileceği değerlendiriliyor. Ve onlar hemen laboratuvarlarda incelenecek. Bu çok, umarız bir an önce bir haber alır bu belirsizlik. Çünkü gerçekten çok çok önemli. Bir ambulans değil mi arkadaşlar? Doğru mu görüyorum? Gözümle bir görmüyorum yani. Olay yeri inceleme aracı olduğunu, bir yandan da tabii şey var, çakarı var. Evet, olay yeri inceleme, emniyet, şu anda onlar oradalar. O evi, arkadaki evi görüyor musunuz sevgili izleyiciler? O evde... Çok önemli de biliyorsunuz, görgü tanığı bize şunu söylemişti. Beyaz bir arabadan bahsetmişti. Beyaz arabanın oradan hızla uzaklaştığından bahsetmişti. Biz de şunu düşündük. Acaba Rojin'i alıp o beyaz arabaya koyacak kadar zamanı var mı? O zaman Rojin'in başına sahilde mi bir şey getirdi? Alıp ona ve o panikle koşarak araca mı indiler? Fakat başına bir şey getirdilerse onun cesedini... Yani böyle bir şey olduğunu söylemiyorum ama olasılıklar üzerinden konuşuyorum. Bütün senaryoyu da zaten çalışıyor emniyet ve özel ekipler. Yani sırtlayıp 100 metre kadar ileri götürüp öyle mi göle attılar? Kızımızın başına, çünkü kızımızın o görüntüsünü hazırlıyor musunuz arkadaşlar? Onu da biliyorum. Onu birazdan hazırlıyor arkadaşlarım. Şimdi birazdan...